Evet arkadaşlar bu bölümde de üst dolaplardan başlıyoruz. Yine modül kütüphanesine girdim. Modül kütüphanesinde 80'lik modüllere geldim. Ve yine en aşağıya iniyorum ve bir rozet kapamayı seçiyorum. Duvara yerleştiriyorum. İsterseniz duvara doğru yaklaştırdığınız zaman kendi duvarı görecektir. Ya da herhangi bir modüle geldiğiniz zaman yani yerleştirmek istediğiniz üst modülü Herhangi bir modülün soluna doğru hizaladığınız zaman kendi otomatik olarak iz düşümünde modülü oraya getirecektir. Zaten tık diye oturuyor. Şu şekilde yerleştirdim. Yanına 45'lik bir modül koyacağım. Geldim pencerenin sağ tarafına. Pencerenin sağ tarafında yine 45'lik modülle devam edeceğim. Bakın isterseniz şöyle bir şey yapayım. Şuraya koyayım. Ya da şuraya koyayım. Hızlı ölçülendirmeye bastım. Baktım burada 7 santim var. Burada 52 santim. Demek ki 45 santim. Sola doğru taşımam lazım. Bir kere bastım. Sağ tuş. Serbest taşı. Sola doğru yön gösteriyorum. Varılacak noktayı soruyor komut satırında. Alt kısmında bana 45 santim yazıp 45 yazıp enter'a basıyorum. Aynı şekilde iki tarafta da 7'şer santim boşluk bırakmış oldum. Şimdi bir modül daha koyacağım. İz düşümlere dikkat etmeye çalışıyorum. Üst dolaplarla alt dolapların mümkün olduğunca birbirine eşit olması. Tabi pencere biraz işi bozuyor ama şu anda 90'lık bir çekmeceli dolabımız var. Onun üstüne 90'lık bir modül koyacağım. Bu modülde camlı bir modül olsun diye düşündüm. Şuradan İki kapaklı, yana açılır iki kapaklı camlı modül seçtim. 45 santim boşluğumuz kaldı çünkü alttaki de 45. Yine hızlı ölçülendirmeye basarak bakabiliriz. Şimdi yapmam gereken oraya 45 santimlik bir modül koymak. Onu da şu şekilde yapacağım. 45'lik modülü bir kere bastım. Sağ tuş modül kopyala diyorum. Tekrar modül kütüphanesine girmeme gerek yok. Yönü ters olduğu için bir kere bastım. Kırmızı olduktan sonra sağ tuş modül sağ sol diyorum ve o modülde koymuş oldum arada e, kayıt tuşuna basmamızda fayda var her programda olduğu gibi SketchUp'ta da yaşıyorum bazen anında kapanmalar e, o yüzden kayıt tuşuna basıyorum Ctrl S ile de e, bu işlemi yapabilirsiniz e, şu anda üst dolapları da tamamlamış olduk bu kapakları kullanmayacağım arkadaşlar kapak değişimini size göstermek istiyorum kapak değişimi nasıl oluyor? Nasıl yapılıyor? Onu göstereceğim. Onun için yukarıda yerleştir ve değiştir bölümü benim en çok kullandığım bölümlerden biri. Yerleştir, değiştir ve ölçüyü çok fazla kullanıyorum. Fakat aslında sağ tarafta bunların hepsinin kısa yolları var. Bu tamamen kullanma alışkanlığınıza, başlangıçtaki başlangıç şeklinize göre değişiyor. Eğer sağ taraftaki kısa yolları kullanma alışkanlığınızı devam ettirmek istiyorsanız buradan kullanabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi yerleştirden yapabilirsiniz işleminizi. Yerleştir ve bastıktan sonra bakın altta taç var mesela. Taça basayım. Taça geldiğinizde burada değişik taç modelleri. Aynı zamanda ışık bandı modellerimiz de burada. İkisi ortak düşünülmüş. Touch onu seçiyorum ben. Şimdi otomatik seçeneği var. Elle ya da değiştir gibi farklı seçenekleri var. Yani bir işi yapmanın birden fazla yolu oluyor. Birçok konu için bu geçerli. E, Taç için, ışık bandı için, baza için, tezgah için e, bunlar geçerli. E, ben burada kendim karar vermek istiyorum. İnisiyatifi kendim almak istiyorum ve tacı kendi istediğim şekilde kullanmak istiyorum. O yüzden bunların hiçbirine girmeden, hiçbirine basmadan ee, sol taraftaki e, modülü tıklıyorum. Bana yan dönüş var mı yok mu diye soruyor. Orada duvar olduğu için yok. Sağ taraftaki modülü tıklıyorum pencerenin solundaki. Var diyorum. Bunu bu şekilde kapattıktan sonra tekrar buradan yerleştire girip tekrar tacı seçip işleme devam etmemize gerek yok. Enter'a basarsak son yaptığımız işlemi yeniler. Ama enter'a basmadan da bunu yapabiliriz. neyle Sağ tuşla. Mouse'un sağ tuşuna tekrar bastığımda tekrar touch bölümüne kendi girdi. Yani yenileme anlamına geliyor. Yine 10 numaralı tacı seçtim. Pencerenin sağındaki ilk modülü tıkladım. Yan dönüş var mı yok mu? Var. En sağdaki yani aynı derinlikte olmasına da gerek yok. En sağdaki klapayı... Rozeti tıklıyorum. Yan dönüş var mı yok mu? Burada yok. Aynı işlemi baza içinde yapabilirim. Ee, aynı işlemi ışık bandı içinde yapabilirim. Tekrar sağ tuşa bastım. Ama daha önce save'e bastığım için tekrar kayıt yaptı. O yüzden tekrar yerleştire geliyorum. Touch diyorum. En alta iniyorum. Burada ışık bandlarımız var. Mesela şu ışık bandını kullanayım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Sol modül yok, sağ modül var. Bu sefer enter'a basayım. Enter'a bastım. Tekrar seçtim. Sol modül var, en sağdaki modül yok. Bunu da yaptım. Şimdi tekrar yerleştire geliyorum. Bazayı seçtim. Bazayı da aynı şekilde yapacağım. En sol modül yan dönüş var mı yok mu? Yok. Aşağı doğru bastırdığımız için rozeti hemen onun solundaki modülü tıklıyorum. Var mı yok mu? Yok. Geldik fırın dolabına, boy dolabına. Yine yerleştir, baza, boy dolabının solunu tıklıyorum, yok diyorum. Eğer aynı modülde e, baza yani tek bir modüle baza yerleştireceksem e, ya da taç ya da ışık bandı neyse tekrar tıklamamıza gerek yok enter'a basıyoruz enter'a bastığımız zaman yine aynı modülün içerisinde yok diyebiliyoruz boyaya bastım ve boyadım bu renk zaten benim için uygun bir renk değil yani yapacağım mutfak için uygun bir renk değil zaten burada render almayacağımız için de Aslında çok da önemli değil ama ben buradan adekonun içerisinden beyazlardan birine giriyorum Katmana ata dersem arkadaşlar katmanı boyar. Yani bütün kapak katmanını boyar. Nesneye ata dersem sadece tek bir nesneyi boyayabilirim. Katmana ata diyorum. Kapakların herhangi birini gösteriyorum. Bütün kapaklar boyandı. Escape'e basıp Material Manager'dan çıkıyorum. Şurada malzeme yöneticisi mevcut. Malzeme yöneticisinden girerek yaptım. Burada panel bölümünde renklerimiz mevcut. Firmaların renkleri, malzemeleri mevcut. Mesela ormaya girdim. Burada kaplamaları var. Starwood'a girdim. Kaplamalar mevcut. Bu şekilde. Buradan duvarı seçebiliyoruz. Sıvadan herhangi bir sıvayı seçip sıva rengini değiştirebiliyorum. Zemine gelip yer karosu seçip sadece zemine tıklayarak yer karosunu değiştirebiliyorum gibi. Bu tip işlemleri buradan... Yapmamız mümkün. Onun dışında tabi yaptığımız tasarımla yani koyduğumuz taç ve ışık bandıyla aslında kapaklar bağdaşmıyor. Çünkü kapakları değiştireceğim. Buradan değiştir bölümüne geliyorum. Aynı zamanda bakın sağ tarafta da burada kapak modeli bölümü var. İsterseniz buradan basayım. Burada düz kapaklarımız var, modern kapaklar, klasik kapaklar bölümünden bir kapak seçeceğim. Burada sıklıkla kullandığımız karya modeli iki kere tıklarsam eğer bütün kapakları değiştirecektir. E, o yüzden e, bir kere seçip yerleştir dersem de değiştirir. E, ama özele gelip sadece tek kapağı değiştirmek istiyorsam özele gelip o modülü tıkladığım zaman o kapağı tıkladığım zaman da e, kapakları değiştirir. Ben iki kere tıklamayı tercih ettim. İki kere tıklıyorum. Şu anda işlem yapıyor. Bütün kapaklar değişecek. Birazdan e, camlı kapağı çıtalı kapağı atacak. Bu şekilde. Tabi burada neyimiz kaldı? Bir tezgahımız kaldı. Yerleştire gelip buradan tezgah geliyorum. Tezgah da aynı e, taç ışık bandı bazada olduğu gibi farklı yerleştirme yöntemleri var. Yine ilk modül son modül tıklayarak tezgah yerleştirebiliriz. E, nokta girle nokta göstererek tezgah yerleştirebiliriz. Otomatik deyip tezgah yerleştiririz. E, ben bunu yine kullanmayacağım burayı. İlk modülü en soldaki, kolonun solundaki e, klapayı tıklıyorum. Burada tabi soru sormuyor, var mı yok mu, yan dönüş diye. En sağdakini tıklıyorum, otomatik olarak tezgah attı. Bu şekilde. Mutfağımız biraz toparlanmaya başladı arkadaşlar. Yine yerleştir bölümünden, e, pardon değiştir bölümünden kulp modelini değiştirelim. Bunu da isterseniz bir sonraki derse bırakalım. Görüşmek üzere.